günler kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da Şifa Kapısı programımıza yine önemli bir konuyu paylaşacağız sizlerle. Evet, koronavirüs. Tabii artık gündemimizde koronavirüs var. Peki, koronavirüsten biz kendimizi koruyabiliyoruz ama gebelerimiz nasıl kendilerini koruyorlar? Nasıl koruyacaklar? Nelere dikkat edecekler? Peki emziren annelerimiz nelere dikkat edecekler? Bütün sorularınızın cevabını uzman doktorumuzdan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız, operatör doktor Nurcan Dalan hocamızdan dinleyeceğiz. Öncelikle gebelik hakkında sizlere bilgi verelim. Sonrasında da koronavirüsten gebelerimiz nelere dikkat edecekler, nasıl etkilendiler ve bu süreci nasıl atlatacaklar hocamdan dinliyoruz. Gebelik hayatımızın kısa bir dönemi, çok güzel, mutlu bir dönemi. Çok güzel yaşayacağımızı düşündüğümüz bir dönem. Hep güzel hayallerle ama maalesef bu dönem çok stresli oldu. Koronavirüs diye bir salgın başladı. Artık çok mutlu gelemiyorlar gebeler. Hastanelere gelmekten korkuyorlar doğal olarak. Yani koronavirüs her yerde, tabii ki hastanelerde de var, her yerde var. O yüzden de çok gebelik takiplerini aksatmak durumunda kalıyorlar. Korunma tedbirlerinin en önemlisi evde kalmak, dışarıya çıkmamak başta geliyor çünkü korunabilmek için. Herkese bulaşabildiği gibi koronavirüs gebelere de bulaşıyor tabii ki. Bu yüzden de çok dikkatli olmak durumundalar. Gebelikte normalde immün direnç düşük olur. Genelde hastalıklara çok daha açık olurlar, çok daha fazla etkilenirler aslında gebeler. Koronavirüste gebelerin tek şansı var genç olmaları. Yani gebe kalan nüfus genç popülasyon. Bunlar koronavirüse yakalanmazlar diye bir şey yok. Elbette ki yakalanıyorlar ama buradaki şansımız daha hafif atlatıyorlar ve daha sorunsuz atlatabiliyorlar. Ama maalesef özellikle son zamanlarda yakalandıklarında doğum esnasında maalesef bebekleri annelerden ayırmak zorunda kalıyoruz. Emzirme çok büyük bir problem oluyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar normal popülasyonun da kendisini kesinlikle koruması lazım ama gebelerin çok daha özenli olması gerekiyor koronavirüsten korunmak adına. Hocam çok önemli bir konuya temas ettiniz. Gebelerimiz biraz stresli geliyorlar dediniz. Ve biraz moralleri düşük geliyor dediniz. Ve bu süreçte de en önemli olan şey moral ve motivasyon. Peki gebelerimiz morallerini nasıl üst seviyede tutmalılar? Evet. Bir kere çok büyük bir endişe içerisindeler çünkü koronavirüs gebelikte ne yapıyor daha bilmiyoruz. Özellikle son zamanlarda eğer yakalandılarsa çok fazla etkisi olmuyor bebeğin üzerine. Tabii ki ani bebek ölümleri, doğumda bulaş olabiliyor ama onun dışında şu anda koronavirüs gebelikte bir anomali yapıyor mu? Erken dönemde kalan gebeler artık koronavirüse yakalanırlarsa bebekte bir anormallik yapar mı yapmaz mı daha bilmiyoruz. Çünkü Aralık'ta başladı bu illet. Ülkemize de yaklaşık Şubat, Ocak sonu Şubat gibi geldi. Daha o sırada yeni gebe kalmış olanlar daha doğurmadılar ve daha anomali var mı yok mu bebeklerinde bilemiyoruz ve zaten bu enfeksiyonu çoğu özellikle genç popülasyonda çok fazla da semptom vermeden hemen hemen hastaların %50'si hiçbir semptom vermeden, hiçbir bulgu vermeden, hasta olmadan, farkında olmadan geçiyor. Bu yüzden de herkese de maalesef test yapılamadığı için kimler geçirdi, kimler geçirmedi tam olarak eğer şikayet yoksa bilmiyoruz. Çünkü şikayet olmayan kişiye test yapmıyoruz. Toplumun genel taraması diye bir şey yok. O yüzden de birazcık 9 ay kadar yaklaşık beklememiz gerekecek son koronavirüs günlerinde gebe kalmış olanların ne gibi etkileri oldu bebekler üzerine diye anlayabilmek için biraz zaman gerekiyor ve doğurmaları gerekiyor. Tabii ki biz sağlık ekipleri olarak, doktor olarak kesinlikle özellikle korunun diyoruz. Hasta olmaktan korunmak birinci basamak. Tedavi ikinci basamak ama tedavi olmak gerekmesin. Yani siz bu eğer hastalıktan korunursanız hem bebeğinizin hem sizin sağlığınız için yapılabilecek olan ideal şey. Bunun da en başta gelen şartı evde kalmak, evden çıkmamak. Ama gebelikte de takibe gelmek gerekiyor. Özellikle çok zorunlu olmadıkça gereksiz yere hani sırf merak ettim diye gelmelerini asla istemiyoruz ama belli aşamalarda da gelmeleri lazım. Özellikle ilk gebe kaldıklarında sağlıklı bir gebelik mi diye en azından dış gebelik olmasın ya da herhangi bir
problem olmasın gebelikten diye bir ilk 12 haftaya kadar bir muayene mutlaka istiyoruz. Nelere dikkat edecekler? Hijyen kurallarına dikkat edecekler. Herkesin bildiği artık televizyonlarda 7/24 nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. Mümkün olduğu kadar temastan kaçınacaklar. Hem insanlara hem de etrafındaki objelere karşı bol bol ellerini yıkayacaklar. Sabun bizim kurtarıcımız. Sadece ellerinizi yıkamakla kalmıyoruz. Ağzımızı, burnumuzu da sürekli temizliyoruz. Çünkü ağzımızda ve özellikle burnumuzda çok güzel kolonize oluyor virüsler ve hastalığı yapıp solunum sistemine oradan yerleşiyor. O yüzden de sık sık ellerimizi yıkayacağız, ağzımızı, burnumuzu çalkalayacağız. İyotlu solüsyonlar kullanabiliriz antiseptik olarak ama zorunlu değil. Sadece bolca elimizi sabunla 22-23 saniye yıkayıp, bol suyla durulayıp, ağzımıza burnumuza çekip, çalkalayıp temizliğimize dikkat edersek, özellikle dışarıya çıkmamak, toplu taşıma kullanmamak çok önemli. Her ne kadar biz gebelerimizin egzersiz yapmalarını istiyorsak da bu dönemde maalesef mümkün değil. Asla dışarıya çıkmayın. Ev içerisinde çok güzel egzersiz programları var. Evde yürüyüş programları var. Evde pilates programları var. Evlerinde eğer mümkünse yürüme bantları varsa onları kullanabilirler. Ama illaki yürüme bandına gerek yok. Çok güzel televizyonlarda, internette programlar var. Evde spor diye. Onu yapabilirler. Sporlarına dikkat edecekler. Beslenmelerine çok dikkat edecekler. Beslenme olmazsa olmazımız bol vitaminli, C vitaminli, özellikle C vitamini ve arı ürünleri, propolis üzerine çok duracaklar. Çok güzel koruyor gibi hastalıklardan. Önemli olan birinci basamak hasta olmamak. Hasta olduktan sonra tabii ki gereken her türlü tedavi yardımı alacaklar ama mümkün olduğu kadar evde kalıp hasta olmamaya çalışacaklar. Dışarıdan ziyaretçi almayacaklar. Bazen doğum yapıyorlar. Tabii doğum çok şenlikli bir olaydı. Evet. Çok güzel kokteyller, partiler ve oda süslemeler oldu. Artık onları istemiyoruz. Çünkü ziyaretçi kabul etmiyoruz. Tek kişi alıyoruz. Muayenelere hiç kişi alıyoruz. Sadece gebenin kendisini alıyoruz. Mümkün olduğu kadar temastan kaçınmak için. Hem onların temasından hem bizim temasımızdan. Çünkü biz de kendimizi korumak zorundayız. Eğer biz hasta olursak hizmet verecek kimse kalmıyor gerçekten. Onun için de mümkün olduğu kadar tek kişi alıyoruz muayenelere. Geldikleri zaman maskesiz asla evden çıkmıyorlar. Bu maskeler çok pratik. Çok basit takılımı var. Sökmek de gerekmiyor. Çıkarırken de hiç bir yere şu şekilde çok basit bir şekilde takacaklar. Şurada şeyi var sadece sıkacaklar. Ve bu maske 3-4 saatten fazla kalmayacak. Çıkarırken de hiç dokunmadan hiçbir yere şu şekilde çıkarıp atacaklar. 3-4 saat koruyor. Evden çıkmadan takacaklar. Eve girdiğinde kapıda çıkaracaklar. Mümkün olduğu kadar elleriyle çok fazla oynamayacaklar. Açıp çıkarmayacaklar çünkü her dokundukları yerden sürekli dokunup ellerini yıkamaları mümkün değil. Her dokundukları yerden mikrop alabilirler. Yarım saat önce, bir saat önce oraya kimin dokunduğunu bilmiyorlar. Hapşırıp belki sekresyonlarını oraya bırakmış herhangi bir kişi olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar eldiven kapıdan çıkınca takacaklar. Hastaneye geldiğinde çıkaracaklar. Biz burada ayrıca veriyoruz. Hastaneden çıkarken gene çıkaracaklar ve maskeli dolaşacaklar. Eve girerken de eldivenlerini ve maskelerini eve girmeden çıkaracaklar. Antiseptikle ellerini dezenfekte edecekler. O antiseptik ellerinde kalmayacak. Antiseptik ve kolonya evet virüsü öldürüyor ama artıkları elde kalıyor. Elimizde kalıyor. Mutlaka eve girdikten sonra bol en az 22 saniye sabunlayıp köpürtüp ondan sonra durulayacağız ellerimizi. Çok fazla takı, aksesuar, saat, kolye, yüzük istemiyoruz. Fular istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar en basit giyinecekler. Eve girdiklerinde de tamamen soyunup çamaşırı atacaklar dış giysilerini ve bu mümkünse bol suyla duş alacaklar. Ve mümkün hocam daha şu anda koronavirüsü de yeni yeni tanıyoruz. Evet. Yani kimlerde var yani sadece artık özelliklerinden ateş de değil, boğaz ağrısı da değil. Yani o kadar farklı semptomlar gösteriyor ki daha yeni yeni tanıyoruz virüsü. Evet, bazen hafif böyle nefes açlığı, derin nefes alamamak bile bulgu olabiliyor. Evet. Kuru öksürük, boğaz ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, ishal. Ya o kadar değişik semptomları var ki bazen de dediğim gibi sadece taşıyıcı oluyorsunuz. Evet siz hasta olmuyorsunuz ama her yere, herkese virüs saçabiliyorsunuz. Yani kim olduğu belli değil. Evet, onun için mümkün olduğu kadar temas yok.
mümkün olduğu kadar en az eskiden 1 metre diyorduk ama 1.8 ya 2 metre mutlaka sosyal mesafenizi koruyunuz. Lütfen alışverişe gebeler gitmesinler. Biliyorum çok sıkılıyorlar evde ama hayat meselesi bu. Hayatta kalma meselesi bu. Eğer koronavirüsle doğuma gelirlerse evet belki dostlarıyla görüşmüş olacaklar ama en değerli varlıklarından ayıracağız biz onları. Bebeklerinden ayıracağız. Geçene kadar artı 3 hafta bebeklerini göremeyecekler, emziremeyecekler, dokunamayacaklar. O yüzden çok rica ediyorum sosyal mesafenizi koruyun. Annenizle babanızla dahil, kardeşlerinizle dahil asla görüşmeyin. Artık teknoloji hem kötüydü ama şu anda kurtarıcımız teknoloji. Çok güzel görüntülü görüşmeler var, konuşmalar var. Her gün her dakika konuşsunlar ama sosyal mesafeyi koruyarak şeylerden, akıllı telefonlarından. Nurcan Hocam, tabii biz sağlıklı insanlar dışarıda durmuyoruz. Evimizde zaman geçirmeye çalışıyoruz ki şu süreç gerçekten herkesin kendisini izole etmesi gerektiği bir süreç. Çünkü virüsün nasıl yayıldığını bizler de takip ediyoruz. Bilim insanları sizler de takip ediyorsunuz. Çünkü daha virüsü tanımıyoruz, yeni yeni tanıyoruz. Vücudumuza bağışıklık kazanacak mı? Onun semptomlarını takip ediyoruz. Tabii bu esnada da gebelerimiz evde nasıl zaman geçirecekler? Az önce dediniz evet egzersiz yapsınlar dediniz. Ama tabii normalde de gebelerimiz biraz hareketsiz bir yaşam sürüyorlar çoğunlukla. Peki bunun önüne nasıl geçecekler? Evet maalesef en büyük sorun bu. Evde nasıl zaman geçireceğiz? Eskiden yürüyüş yapın diyordum. Zor geliyordu ama şu anda sadece yürüyüş yapmak istiyorlar ama hele de bahar geldi. Çok zor evde tutmak insanları. Gebeleri de çok zor ama evde kalmaları gerekiyor. Evde yürüyüş programları var. Evde pilatesler yapılabiliyor. Gebe pilatesleri var çok güzel. Dediğim gibi yürüyüş bantları varsa onu yapabilirler ve mutlaka spor yapmak zorundalar. Gebelerin özellikle spor yapmaları lazım. Bir de şu anda evde kaldıkça insanlar sürekli yemek programları var televizyonlarda kabus gibi ve sürekli onları seyredip sürekli bir şeyler yiyorlar. Ciddi kilo sorunlarımız da olacak bu süreç sonunda. Gebelerin zaten kilo problemi varken bir de bu başımıza geldi. Çok fazla yemek yiyorlar ve çok fazla. Şimdi bir kere yemek programını yapacaklar kendilerine. Neleri yiyebileceklerini mutlaka çıkaracaklar. Günde 2000 kalorinin üzerine asla çıkmamaları lazım. Yani tabii kiloya göre değişiyor. Belki 1500 de olabilir. Çok uzun boylu ya da işte body mass indeksi düşük olanlar için. Vücut oranları da. Evet evet. Ha, ama mutlaka sabahtan programlayacaklar ki kontrolsüz yemesinler. Yaptıkları yemekleri diyet yemekleri yapacaklar. Çünkü kalorilerini yakacak bir ortam yok. Çalışamıyorlar, spor yapamıyorlar. Bir de fazla beslenirlerse inanılmaz kilo almış olacak olarak çıkacağız bu süreçten ve sağlıksız beslenme olacak. O yüzden de mutlaka beslenmenize mecbur kalori hesabı, normalde çok yaptırmıyorum kalori hesabı ama yapacaksınız. Yani meyve, taze sebze meyve yemeye çalışacaksınız. Kuru meyveler çok lezzetli, çok tatlı ama çok yeniliyorlar. O yüzden tatlı yerine evet onu yiyin ama taze meyve sebzeyi tercih edin. Yağı mümkün olduğu kadar minimum miktarda kullanın. Yani mümkün olduğu kadar bir tencereye bir kaşık yağdan fazla koymayın. Salatalarınıza bir tatlı kaşığı yağdan fazla koymamaya çalışın ve ekmeğiniklerinizi mümkün olduğu kadar kepek ekmeği ve minimal düzeyde azaltmaya çalışın. Ekmek yeme ya da pasta börek yapmamaya çalışın. Çok rica ediyorum evde. Çünkü evinde hamur işini hayatlarından çıkarsınlar. Çok iyi olur. Evet, evet, evet. Çok iyi olur çıkarabilirlerse. Makarna pilava asla çok yüklenmemelerini istiyorum. Sebze, çorba, salata, yoğurt gibi ve taze meyvelerden faydalanırlarsa çok daha rahat bir gebelik geçirecekler. Çünkü yedikleri yiyecekleri tabii bu sefer yakamayacak vücut. Oturacaklar belki hareketsiz bir dönem geçirecekler. Tabii evin içerisinde de çok daha fazla belki alan da dar olduğunu göz önünde bulundurursak biraz süreci stresli ve sıkıntılı atlayacak evet, gebelerimiz. Evet, evet, evet. O yüzden daha dikkat, yani normalde zaten dikkat etmeleri evet. Gerekiyor yiyeceklerine ama bu süreçte çok daha fazla özen göstermelerini istiyorum. Peki sıvı tüketimi Nurcan Hocam?
Değişmiyor. En az 2 litrenin üzerinde mümkünse 3 litre sıvı tüketmelerini istiyorum. Çünkü yani dışarıya çıkmasalar da sıvı çok önemli. Hem bebek ve hem anne sağlığı için. Zaten hastalıklarda başında en güzel savaşta ki bu hastalıkta da çok kötü akciğer enfeksiyonu oluyor. Evet. En önemli kurtarıcımız sıvı tüketimi. Çok bol bol su içmelerini istiyorum. C vitamininden de çok zengin beslenmelerini istiyorum. Yeşil meyve sebzeler, işte portakal, mandalina, bol bol yeme, kivi. Peki gebelik sürecinde her yedikleri yiyecek bebeğime yarasın mantığıyla yiyorlar genelde gebeler. Bu doğru bir mantık mı? Doğru bir mantık ama bu fazla yemelerini evet. gerektirmiyor. Şöyle bir doğru bir mantık. Sonuçta bebeğin hiçbir şey yok, kaynağı yok. Tek kaynak sizsiniz. Siz doğru beslenirseniz bebek de doğru beslenir. Belki yarın kanser mi olacak bebeğiniz? Kalp hastası mı olacak? Tansiyon hastası, astım mı olacak? Alerjik mi olacak? Belki de bugün yedikleriniz belirliyor. Paketli gıda evinize sokmayın. Mevsim dışı meyve sebze tüketmeyin. Çünkü hangi ilaçlar kullanılıyor, hangi hormonlar kullanıyor, o sizin tabağınıza gelene kadar ne türlü şeylere maruz kalıyor bilmiyoruz. Tarladan gelen şeyi yemeye çalışın. Mümkün olduğu kadar yörenizde yetişen, çok fazla böyle dışarıdan gelen, başka ülkelerden gelen şeyleri yememeye çalışın. Yörenizde ne varsa onu yemeye çalışın ki çok daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. Ve bebeğiniz yarın öbür gün size müteşekkir olarak döner. Evet, sağlıklı. Mevsim meyvelerinden ve mevsim sebzelerinden o ayın, o baharın, mevsimin. O yazın, mevsimin neyi varsa onu yiyin diyorsunuz. Evet. Çünkü daha sağlıklı bir bebek dünyaya getireceğini söylediniz hocam. Tabii bununla birlikte işte koronavirüs dedik hocam. Yani artık koronavirüs bir şekilde insanların psikolojisini de rahatsız etmeye başladı. Bu tabii gebelerimizi de çok etkiledi. Programın başında söylediğiniz çok stresli geliyorlar, biraz moral bozukluğuyla geliyorlar dediniz. Tabii eşleriyle beraber geliyorlar. En önemlisi o mutluluğu yaşamak için. Tabii az önce hocam içeride muayenelerini ederken biz de dışarıda hastalarımıza, hasta yakınlarımıza röportajlarımızı yaparken içeriye girememekten de tabii o mutluluğu yaşayamıyoruz dediler. Tabii evde de bunu üstüne basarak belirttiniz. İzolasyon, sosyal mesafeyi korusunlar. Evet. Gebeler kendilerini daha böyle bir itinalı bir şekilde evet tabii korusunlar. Şimdi eşlerine karşı kendilerini çok da yani mümkün değil. Birlikte yaşıyorlar sonuçta. Birlikte yatağa giriyorlar. Korumak mümkün değil. Önemli olan eşlerinin dışarıda kendilerini evet. koruması. Önemli eğer korumazlarsa mesela. Yani gebenin dışarıya çıkmaması bir anlam ifade etmez. Eşinden alır. Evet. Mümkün değil tamamen ayrı yaşamaları. Zaten psikolojik olarak da bunları çok yıpratan ve çok kötü gelen bir şey olur o. Eşleri de tabii ki bir arada olacaklar. Her türlü yaşantılarını sürdürecekler. Ama eşleri dışarıda kendilerine dikkat edecekler. Eğer çalışmıyorlarsa zaten aynı izolasyonu onlar da şeyler. Ama dışarıda çalışmak zorundalarsa zaten çok %90 herhalde %70-75 toplumu şu anda çalışamaz durumda. Evet. Belli sektörler çalışıyor. Evet. O çalışan sektörlere dahilse eş kendine dikkat edecek, evine mikrop korona getirmemeye çalışacak, hijyen kurallarına mutlaka biraz önce gebeler için söylediğim şey evden çıkmadan önce ellerini yıkayacak kapıda. Eldiven çok yalancı bir koruma sağlıyor. Zannediyor ki eldiven takarsa olur. Eldivenle burayı elliyor, ağzını elliyor. Eğer öyle olacaksa olmaz. Takmasın evet. o eldiveni. Bakın önemli bir mesaj sevgili izleyenlerimiz. Nurcan Hocam genelde gebe yakınlarına ilgilendiren bir mesaj veriyor. Eldiven konusu. Evet. Ona güvenerek sanki bu eldivenle yüzüne dokunursa ya da başkasına dokunursa halbuki buradan ha eldivenle almışsınız ha direkt cildinizi almışsınız. Evet. Direkt aktarıyorsunuz. O yüzden eldiven takacağınız zaman aynı takmamış gibi davranacaksınız. Yani sağa sola dokunmayacaksınız. Dokunduğunuzda ağzınıza yüzünüze götürmeyeceksiniz. Yani eldiven koruma değil. Evet. O anlık koruma ama eldivenle yüzünüze dokunuyorsanız korunmuyorsunuz. O yalancı güven hissine dikkat etmek lazım. Eğer öyle yapacaksanız hiç takmayın. Ellerinizi bol bol yıkamak
yani sık sık yıkamak daha iyi koruma sağlıyor eldivenden çok. Ama hastaneye geldiniz, ortamın düzgün olduğunu düşünmüyoruz diyelim. Hastanede biz özellikle polikliniğe girerken taktırıyoruz ama hastaneden çıkar çıkmaz çıkarın diyoruz. Evet. Ağzınıza burnunuza sürmeyin o eldiveni diyoruz. Tabii bu anlamda hocam antiparantez şunu da belirtelim ekranların başındaki kanal 58 izleyenlerimize. Avrasya Hastanesi bu noktada gerçekten çok hassas ve hastalarını, yakınlarını çok düşünen bir yapısı var. Çünkü içeriye giren her kişiye ateş testi yapılıyor. Maskesiz hiçbir şekilde alınmıyor. Maskesiz içeriye alınmıyor. Eldivenler takılıyor. Dezenfektanlar hemen ellerine dökülüyor. Yani öyle bir koruma var ki burada gerek hastaları, gerek hasta yakınlarını, gerek insanları. Yani gerçekten Avrasya Hastanesi bu noktada tebrik ediyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Korunmak zorundayız, hastaları korumak zorundayız çünkü bunun önüne geçemeyiz. Binlerce hastanemiz olsa yatacak yer kalmaz. Yüzlerce yatağımız olsa dolar çünkü milyonlarız biz. Yani milyonlarız. Her bir kişinin hasta olduğunu düşünün. %50'sini semptomsuz atlattığını düşünün. O kalan %50'sini de evde geçirdiği %25 dediğiniz o kadar büyük bir kitle ki. Yani bunun tek yolu koruma tedbirleri. Hastalığı tedavi etmek değil amaç. Korunmak önemli olan. Mecburen hastalananları tedavi ediyoruz ama asıl amaç korunmak. Korunmamızı sağlamazsak, izolasyonumuzu sağlamazsak asla başarılı olamayız. Hiçbir toplum başarılı olamaz. Ve biz aynı hataları İtalya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın yaptığı hataları şu anda New York gerçekten çok kötü durumda. Daha kötü o duruma düşeriz. Yani bu evde kal çok önemli bir mesaj. Lütfen uyalım. Zannetmeyin size bir şey olmaz. Herkese olur. Yani başbakanları oluyor, en ünlü futbolcular oluyor. Niye evet. size olmasın? Yani Allah tarafından korunmanız yok. Siz Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Siz kendinizi koruyacaksınız. Yoksa bulaşır. Bulaşması o kadar kolay ki. Yani şu şeyde ortamda 15 dakika kalsanız, bir kere hapşırsanız büyük partiküller 15 dakika sonra düşüyor ama 3, 4, 5, 6 saat sonra küçük partiküller yani buradan geçen biri onları alıp çok güzel efekti olabilir. Sık sık evinizi havalandırmalısınız. Havalandırmak çok önemli bulunduğunuz ortamları. Biz her hasta çıktıktan sonra birazcık açıyoruz ki havalansın ondan sonra almaya çalışıyoruz. Buna rağmen %100 koruma diye bir şey yok. Ama elimizden gelen bu. Evet, insanlar kendilerini koruyacaklar. Evet. Ve biraz da kendi kendimizin de doktoru olacağız. Mecburen şu dönemde çok kötü olmayan hastalarda virüs varsa bile, hastalık varsa bile ağırlaşmadan yatırmıyoruz hastaneye. Siz evde izolasyonunuzu yapacaksınız, aile bireylerinden tamamen ayrılacaksınız, karantinaya alacaksınız. Aile bireyleri de karantinada kalacak. Onlar da çünkü sizden alıp dışarıya taşıyabilirler. Ama çok ağır olduğunuzda, nefes darlığı çektiğinizde, ateşiniz 38'in üzerine olduğunda o zaman yatırıyoruz hastaları. Ve öyle bir şey ki Nurcan Hocam, bu illet diyelim, çünkü koronavirüs süreci daha yeni tanışıyoruz çünkü. Hani kimden bulaştığını bilmediğimiz gibi taşıyıcılara bir şey olmuyor. Taşıyıcı bulaştırdığı kişilerde ekslerle karşılaşıldı. Tabii. Entübe hastalarla şu anda karşılaşıyor. Yani solunum cihazlarına bağlı olan hastaları duyuyoruz, görüyoruz. Ama taşıyıcı, bulaştırıcı ayakta. Şimdi bazı insanların dirençleri yüksek oluyor. Yani bu normal gripte de öyle. Çok hafif grip atlatabilir, farkına varmadan atlatabilir, biraz öksürebilir, biraz balgam çıkarabilir ya da gripten ölen şimdiye kadar bir sürü insan var. Normal gripten ölen bir sürü insan var. Bunda da aynı şekilde. Direnciniz çok yüksektir. Farkına bile varmadan geçirirseniz ki biraz önce söyledim %50'si bu şekilde geçiriyor. Ama bu bulaştırmayacağınız anlamına gelmiyor. Karşınızdaki herkese, karşılaştığınız herkese sanki hastaymış muamelesi yapın. Ondan hastalık alabileceğiniz şüphesiyle yaklaşın ve tokalaşmayın. 2 metreden fazla yaklaşmayın. Çok uzun süre kapalı ortamda kalmayın. Bol bol havalandırın, sürekli temizlik yapın demiyorum. Her dokunduğunuz yeri sürekli dezenfektanla silmeniz mümkün değil. Mümkün değil. Sadece genel bir temizlik yapın. Evinize işte ona bir oranında çamaşır suyuyla temizleseniz zaten yeter. 10 ölçeğe bir ölçek oranında zaten yeter. Bol bol ağzı, burun, el hijyenine dikkat ederseniz yeter. Dışarıya çıktığınız giysilerle mümkün olduğu kadar evde dolaşmayın.
yıkanabilecek şeylerle çıkıp yıkayamadığınız mesela kaban gibi, palto gibi en az 7-8 saat, şimdi güneş de çıktı. Güneş de balkonda havalandırabilirsiniz dış giysilerinizi de. Halloluyor. Güneşten etkileniyor virüs. Ama havalandırmadan içeride bırakmamaya çalışın. Tabii gebelerimiz evlerinde temizlik yaptıkları zaman çok da abartılı kimyasal ürünler, kesinlikle, maddeler kullanmasından hem kendilerine zarar verebilir, bununla birlikte bebeğe de zarar verir, değil mi? Kesinlikle. Yani çok zaten hiç kimyasal kullanmayın diyorduk ama maalesef şimdi bir şu çamaşır suyu kullanmak durumundayız ev, evet, hijyeni için. El dezenfektanlarını kullanmak zorundayız. Onun dışında başka kimyasallara mümkün olduğu kadar uzak durmaya, mesafe koymaya çalışsınlar. Peki Nurcan Hocam, gebemiz hamilelik dönemini geçiriyor ve bebeğini dünyaya getirdi. Peki bebeğini dünyaya getirdikten sonra emziren anneler nasıl dikkat edecekler? Bebeklerini emzirebilecekler mi? Şimdi hastalarsa, koronavirüs hastası olarak doğru. Bir de şu, en kötüsü de şu, koronavirüsler eğer bir saat içinde normal doğuramayacaklarsa direkt sezaryen yapıyoruz. Sezaryen oranlarını da inanılmaz yükseltiyor. Çünkü 3 saatten uzun personel de o insanlarla aynı ortamda kalırsa bütün sağlık personeli rahatsız oluyor. Sağlık personelinin hastalanması ne demek? Hizmet verememesi demek. Yani hastalara kimseye bakacak kimse kalmayacak. O yüzden de eğer ki zaten genel durumu kötüyse kesinlikle sezaryen oluyor. Ama bir saat içerisinde, iki saat içerisinde doğuramayacaksa gebe, koronavirüslü gebeden bahsediyorum, normal değil, sezaryen yapıyoruz. Yani çok acil değilse sezaryana gidiyor. Yani hemen hemen %95, %100'e yakın sezaryen olmak zorunda kalıyorlar. Onun için korunun. Yani normal doğum yapmak istiyorsanız lütfen hastalanmayın. Yoksa sezaryen olacaksınız ona göre. Evet. Sezaryen oldu. Bebek dünyaya geldi. Ya da normal doğum. Peki... Korona hastasıysanız, evet, emziremiyorsunuz. Yani çünkü mümkün değil. Sağdığınız sütü verebilir misiniz? Verebilirsiniz ama biberon temizliği şeyler falan çok şey oluyor. Süt sağıp verdirebiliyoruz ama emzirme ve temas olmuyor. En az 3 hafta 21 gün süreyle bebeğinizle kontakta olamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz ona. Aynı ortamda bulunamıyorsunuz. Başka birileri bakmak zorunda kalıyor. O yüzden dediğim gibi inşallah hiçbir gebeme koronavirüs olduğu için bakmak zorunda kalmam. İnşallah hepsi sağlıkla normal doğurlar. Şu anda hemşire karşılaşmadım. Karşılaşmadım ama dediğim gibi yani semptom olmayan hastaya tomografi çekemiyorsunuz. Test yapmak istemiyorsunuz hiçbir sorun olmayan. Koronalıymış gibi davranmıyoruz ama semptomsuz geçiren de insanlar, evet, var. O yüzden bu sosyal mesafe şeyine çok dikkat etsinler. Yani aslında herkesi koronalı kabul etmek gerekiyor ama herkese sezaryen yapmak da hiç doğru bir şey değil. O yüzden mümkün olduğu kadar semptomlu hastaya tomografi çekiyoruz, testler yapıyoruz ve ilaç başlıyoruz. Semptomsuz hastaya bir şey yapmıyoruz. Evet, az önce hocam önemli bir noktaya temas etti sevgili izleyenlerimiz. Koronavirüslü eğer ki gebemiz doğumdan sonra koronavirüs yani devam ediyor. Çünkü tabii ki. Bir 14 günlük bir süreç var. 14 günden sonra belki tekrar test yapılıp pozitif çıkabilir. Belki negatif de çıksa dahi ne dikkat etmesi, evet, gerekiyor? Evet. İzolasyon devam ediyor. Ama bu süreçte de emzirme katiyen yok diyorsunuz. Maalesef yani çünkü çok yakın temas. Yani sağıp verebiliyoruz şunu ancak. Evet. Böyle bir süreçte karşı karşıya kalmamak için de evde kalacaksınız. Evet. Kendimizi koruyacağız. Evde kalacaksınız. Gebelerimiz evde kalacaklar. Evde kendilerini koruyacaklar. Sanki koronavirüs hastalığıyla karşı karşıya kalmış gibi mi kendilerini koruyacaklar hocam? Her an yakalanmış gibi. Takipleri nasıl olacak? Takip de etmek lazım. Sonuçta yani bir ay, iki ayda geçmeyecek. Belli ki uzayacak bu süreç. Bir kere dediğim gibi ilk 12 haftaya kadar mutlaka bir doktora gelmeniz gerekiyor. Hem tahliller hem ultrason anlamında. Ondan sonra bir 20. haftalarda bir kere daha. 28-32 arası bir kere daha. 37'den sonra her hafta çağırıyoruz. Evet. Doğuma kadar. Yani gebelik süreci takip ediliyor. Evet, evet. Takip ediliyor. Ve son aylarda da daha sık gelmesi. Tabii ani bebek ölümüyle karşılaşmamak için NST ve diğer tahlillerimiz, gebelik bebek iyilik hali testlerini yaptırmak için biraz daha sık çağırıyoruz son zamanlarda. Ama onun dışında kanamanız olmadıkça,
suyunuz gelmedikçe, ağrınız olmadıkça olağanüstü bir şey, aşırı kusmanız olur, başka türlü bir hastalığınız olur, elbette geleceksiniz. Biz buradayız. Biz sizi korumak için gelmeyin diyoruz. Yoksa biz buradayız, sürekli buradayız, her zaman gelebilirsiniz. Ama acil durumlar dışında ve bu saydığım aralıklar dışında mümkün olduğu kadar, hani sadece işte 10 gün önce gelmiştim, bir daha kontrole geleyim. İşte bebeğimin cinsiyetini öğrenmek için geleyim. Yani böyle sosyal nedenlerle, normalde her ay çağırıyorduk gebeleri, biliyorsunuz rutin kontrollerimiz her aydı. Ama şu anda bu dönem o dönem değil. Bu dönem sadece zorunlu hallerde evden çıkma ve doktora gelme zamanı. Evet ki zaten Nurcan Hocam'ın hastası olan gebelerimiz de 7-24 istedikleri zaman Nurcan Dalan Hocam'a ulaşabiliyorlar. Kesinlikle biz 7-24 telefonlarım açık ve her gün geliyorum gebelerime destek olmak için. Ama dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar belirli aralıklarla, çok gereksiz olmamak şartıyla kontrollere gelmeleri lazım. Evet tabii kontrole geliyorsunuz ama sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde muayene olan gebelerimiz ve diğer hastalarımız da çok da güzel korunuyorlar. Az önce programımızın içerisinde Nurcan Hocam bahsetti. Çok da güzel izole de ediyor Avrasya Hastanesi. Bu noktada başarılı hastanelerden birisi. Evet, elimizden geldiğince dediğim gibi gebeleri sadece korumak yetmiyor, kendimizi de korumak zorundayız. Biz varsak hizmet verebiliyoruz. Evet. Bize bir şey olduğu zaman sonuçta sonsuz değil doktor sayısı. Bir şekilde sağlık personeli de hastalandığında hemen çekiliyor sahadan. Çekildiği anda yerini dolduracak birileri lazım. İlla ki bitecek. Sonuçta toplumdan daha kalabalık değiliz biz. Biz sağlığımızı... En fazla tabii sağlık personeline bulaşıyor. Çünkü birebir kontak halindeyiz insanlarla. Evden çıkmamak gibi bir lüksümüz yok bizim, ama sizin var. Tabii az önce dediniz ya, herkese test yapılmıyor diye. İşte biraz kendisinde rahatsızlık hissedilen kişilerde testler yapılıyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığı gerçekten güzel çalışıyor hocam. Tedbirleri alıyor. İşte maske dağıtımları olsun, ilaçlar olsun. Zaten ilaçlar parayla satılmıyor. Tahliller parayla yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü. Artık eczanelerde bile maske satılması engellendi. Niye? İşte bunu, böyle korkunç bir durumu ticarete çevirmeye çalışan, bu korkunç durumdan nemalanmaya çalışan o kadar çok insan var ki, maalesef ülkemizde de var. Keşke olmasa. Ben o insanlara da ülkem adına utanç duyuyorum. Ama mümkün olduğu kadar Sağlık Bakanlığı bu tür acı tacirlerinden, kötü gün tacirlerinden halkımızı korumaya çalışıyor. O yüzden de tedbir almak zorunda. Eğer onlar tedbir almazsa birey tek tek tedbir almak çok zor. Onlar ne derse biz onu yapmak zorundayız. İlaçları falan Sağlık Bakanlığı temin ediyor zaten. Gidip ben koronavirüs ilacı alacağım diye eczaneye gidip alamıyorsunuz. Sadece ilaç yok şu an. Evet, zaten ilacı da yok. Yani sadece biz semptomları tedavi etmeye çalışıyoruz. Evet. Ki zaten Avrasya Hastanesi'nin içeriye girerken ateşiniz bu ölçülüyor ya hocam. Ateşinizin ölçülmesi, işte dezenfektanla ellerinizi, mikroplarının kırılması, eldiven verilmesi, maske verilmesi, işte hastaları korumanız, hasta yakınlarını korumanız, işte bunların hepsi birer tedbir. Evet. Tedbirleri de bizlerin uyması gerekiyor. Evet, hijyen tedbirleri çok önemli. Kendinizi kendiniz koruyabilirsiniz. Başkası sizi koruyamaz. Birileri kırılacak diye, yani maalesef biz çok sarılan, öpüşen evet. Bir toplumuz. Şu anda hiç zamanı değil. Gerçekten zamanı değil. Mümkün olduğu kadar kendimizi korumak zorundayız. Kendinizi korursanız çocuğunuzu koruyabilirsiniz, anne babanızı koruyabilirsiniz. Size bir şey olmaz ama yaşlı annenizi babanızı hastalandırır, sizin yüzünüzden ölümüne neden olabilirsiniz. Bunu atlatmanız mümkün değil. Bunun vicdan azabı korkunç bir şey. Kendinizi düşünmüyorsanız yaşlılarınızı, hastalarınızı düşünün. Lütfen korunun. Evet, anne dayıları, bir mesaj daha geliyor size. Anne dayıları da kendilerini koruyacaklar. İşte programımızın içerisinde hep bahsettik. Anne adayları şunları yapmalı dedim hocam. Bunları da yapmamalı dedim. Yani yapacaklarımız da var, yapmayacaklarımız da var. Ama evet. Yapacağınız şeyler çok kolay. Evet, hijyeninize dikkat edeceksiniz, beslenmenize çok sıkılmayacaksınız evde. Evde oturacaksınız, kendinize güzel örgüler örün. Bakın ne güzel bir bebeğiniz gelecek. Eskiden anneanneler, dedeler
anne adayları battaniyeler örerlerdi. Çok güzel böyle şeyler, hırkalar, yelekler örerlerdi. Şimdi her şey satın alınıyor. Şu anda el işi zamanı, örgü zamanı. Çok güzel şeyler üretebilirsiniz. İnternet inanılmaz. O kadar güzel fikirler veriyor ki. Bebeğinizin odasında çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Örgü inanılmaz psikolojik olarak rahatlatan bir şey. Çok keyifli bir şey. Üstelik ürettiğiniz şeyi seyretmek, çocuğunuza, bebeğinize giydirmek inanılmaz güzel bir zevk. Bence o alışkanlıklar geri gelecek. Bunun da, bu da bu dönemin artısı, evet, olacak inşallah. Yani bebeğinize güzel zamanlar ayıracaksınız. O zamanı da nasıl ayıracaksınız? İşte hem bebeğinizle evde zaman geçirirken bir taraftan da ona güzel el işler yapacaksınız. Sosyal aktiviteler geliştireceksiniz kendinize. Evet. Hem gebelik hem gebelikten sonra. Evet. Gebelik sonrası, tabii gebelik süreci çok önemli olduğu gibi gebelik sonrası da çok önemli dedik, evet, hocam. Gebelik sonrasında da yine moralimizi üst safhada tutacağız. Çevremize gelen yakınlarımıza dikkat edeceğiz. Gelmeyecekler. 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 Bebek ziyaretleri yok. Onlar da görüntülü göstereceksiniz, görüntülü sevecekler ama ziyaret yok. Küçücük bebek, immün direnci çok düşük, çok kolay hastalanır. Şu anda evet çocuklar koruma altında gibi duruyor, %1, ama o %1 ya sizin bebeğiniz olursa ya sizin çocuğunuz olursa. Geçen bir haber de çıktı hocam, 3 aylık bir bebekte koronavirüs tespiti yapıldı. Demek ki bebeklerde de işte %1, %1 ama o %1 sizin de olur. Ya da belki siz koronavirüse bağlı erken doğurtulmak zorunda kalacaksınız. Ve erken doğan bebek, Allah muhafaza, erken doğduğu için ölmek zorunda kalacak ya da hastalanmak zorunda kalacak. O yüzden kendinizi korumak zorundasınız. Bunun yolu, başka yolu yok bunun. Daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmamak için küçük önlemler. Evet, ne kadar basit. İşte evden çıkmamak, hijyene dikkat etmek, el yıkamak, ağız burun yıkamak. Ne kadar basit, ne kadar kolay ve ölümcül bir hastalıktan sizi koruyor. Neden yapmaz ki insan? Neden dikkat etmiyor insanlar? Niye hala sokaklar dolu? Bu kadar insanları uyarırken, bu kadar çıkmayın derken niye inatla çıkıyor? Gerçekten anlamıyorum. Yani bu... Yani hala sokaklarda insan dolu. Maalesef hocam, çok üzgünüm. Evet, maalesef insan dolu. Yani herkesin de işi yok. Tabii ki. Zaten çalışanlar iş yerlerindeler, sokakta değiller. Evet, çalışmayanlar. Bakın, işinizin başındayız. Evet. Biz işimizin başındayız. Evet, sosyal mesafemizi de koruyoruz. Ama dışarıya baktığımız zaman var yani daha hala bu hastalığı, virüsü kabullenmeyen bir kesim maalesef var hocam. Niyeyse bize bir şey olmaz gibi bir, evet, gereksiz bir şey, güven mi sahipler? Nasıl o güvene sahipler ben de bilmiyorum. Binlerce insan ölürken niye onlara bir şey olmayacağını zerre kadar anlamıyorum. Ve bu hastalığı yine söylüyoruz. Hani bütün kanallarda, televizyon kanallarında, sosyal platformlarda üstüne basa basa belirtilen bir konu. Nasıl bulaşacağı belli değil. Kimde olduğu da belli değil. Yani tam bir tespit edilmediği sürece yani herkes olabilir, taşıyıcı da olabilir. Olmayabilir de. Evet, en önemlisi bence herkesi hasta gibi kabul etmek. Ona göre sosyal mesafeyi korumak ve dokunmamak. Çok uzun süre aynı ortamda kalmamak. Ortamdan çıkar çıkmaz elleriniz, ağzınızı, burnunuzu yıkamak. Ve ortamı mutlaka havalandırmak. Mutlaka havalandırmak. Ayakkabılarınızla içeriye girmeyin. Çok önemli. Ayakkabılar çünkü o büyük partiküller düşünce yere yapışıyor. Ayakkabılarınızı evinize götürürsünüz. Yerden bir şey mümkün olduğu kadar zorunlu olmadıkça almayın, atın. Ve işte özellikle ayakkabılarınızın bastığı yerleri çamaşır sulu şeylerle, yani sularla, ona bir oranında özellikle ayakkabılarınızın bastığı yeri onlarla silin. Evet, kıymetli Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, yine çok önemli bir kesim olan gebelerimizi konuştuk bugün de. Koronavirüsten de gebelerimiz kendilerini nasıl koruyacaklar dedik. Gebelikten sonra hamilelik sürecinde evet doğum yapıldı. Anne adaylarımız bebeklerini dünyaya getirdiler. Peki o süreçte nelere dikkat etmeliler dedik. Ve bütün sorularımızın cevabını kıymetli hocamızdan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanımızdan, operatör doktor Nur Can Dalan'dan dinledik. Peki, ben hocam belki tekrar etmiş olacak ama yine son bir toparlayıp mesajlarını alacağım ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve diyoruz ki ilk sağlık çalışanlarımız var. Evet, onlar evlerinde değil, işte Nurcan hocam gibi görevlerinin başında
hastalarıyla iç içeler. Evet, maalesef olağanüstü günlerden geçiyoruz. Olağanüstü günlerde olağanüstü tedbirler almak gerekiyor. Her zamanki lüksümüz yok. Elimizdekilerin kıymetini belki bu dönemlerde çok daha iyi anlayacağız. Artık bebek partileri yapamıyoruz. Doğduktan sonra bebeğimizi kutlayamıyoruz. Çok değerli varlıklarımızı annelerimize, babalarımıza, en sevdiğimiz arkadaşlarımıza bile gösteremiyoruz. Ama bu dönemler geçecek. İnşallah çok daha ferah, sağlıklı günlere ulaşacağız. Şu anda sadece kendinizi korumayı, bebeğinizi korumayı düşünün. Lütfen herkesle sosyal mesafenizi koruyun. Siz kendinizi korumazsanız hiç kimse sizi koruyamaz. Herkesin başına polis dikmek mümkün değil. Zaten istemeyiz böyle bir şeyi. Biz aklı başında akıllı, sağlıklı bireyleriz. Kendimizi korumayı biliriz. Hijyen kurallarına dikkat edelim. Bol bol elimizi, yüzümüzü, ağzımızı, burnumuzu yıkayalım. Başkalarının eşyalarına dokunmayalım. Ortak yemek tabakları, havlular, şeyler asla ortak eşyalar kullanmayalım. Her birimizin eşyaları kendilerine ait olsun ve bol bol ellerimizi sabunlu suyla yıkayalım. Başka hiçbir şey sizi korumaz bundan başka. Sağlıklı koronasız günler diyorum. En yakın gelecekte inşallah. Evet. Hocamızın bu güzel mesajlarına çok teşekkür ediyoruz. Kanal 58 ekranlarından Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, dünyayı saran koronavirüsünden vatandaşlarımız kendilerini nasıl koruyorlar? Virüsten daha nasıl korunabiliriz yani? Elimizi cebimize koyuyoruz, öyle evden çıkıp öyle eve giriyoruz. İşimiz olduğunca çabuk bitirmeye çalışıyoruz işimizi hemen evimize dönmek için. Ki şu an eğer işimiz olmasaydı kesinlikle evden çıkmazdık zaten. Dün benim bir kız çocuğum dünyaya geldi burada. İnşallah. Evet. Bütün kontrollerini burada sağlamaya çalıştık. Niye burayı tercih ettiğimizin de sorusuna gelirsek eğer. Hemşirelerinden tut, başhekimlerine kadar, ne bileyim doktorlarına kadar hepsi güler yüzlü, böyle ilgili, ne bileyim çok iyi davranıyorlar. Elinden geldiğince bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve bütün sağlık kontrollerimizi burada yapıyoruz. Gerçekten çok temiz, çok hassas. Kız, evet. İki tane kızım oldu. Birisi 2,5 yaşında. Dün biri dünyaya geldi burada. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bizi burada hani Kaldınız mı? Bebek dünyaya geldi. Mesela fiziki ortamdan memnun kaldınız mı? Zaten, temizlik, dezenfekte. Zaten memnun olmasaydım ilk çocuğumun doğumunu da burada gerçekleştirdik. İkinci çocuğumuz da doğumunu burada gerçekleştirdik. Dün akşam dünyaya geldi. Sabah saatinde dünyaya geldi. Memnun kalmasaydık burayı tercih etmezdik yani. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Büyük bir memnuniyetle tavsiye ederim hatta. Peki efendim. Geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ve hijyen konusunda gerçekten çok titizlikle davranıyorlar. Çok ne bileyim içeri girdiğimizde kesinlikle elimizi dezenfekte yapmadan bizi içeri koymazlar. Maskesiz içeri koymuyorlar bizi. Önce ateşimizi ölçüyorlar. Varsa eğer bir 37.3'ün üzerindeyse kesinlikle bizi içeri sokmuyorlar. Öncelikle bizim testlerimizi uygulamamızı istiyorlar. Yani o derecede böyle titiz bir hastane. Evet, tabii ki şu süreçte de hastanede üzerine düşen görevi yapıyor mu diyorsunuz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yapmasaydı zaten tercih etmeyip buraya gelmezdik yani. Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Bu hafta hamilelikte, işte koronavirüsünde hamilelerimiz nasıl etkilendi? Ve anne adaylarımız, annelerimiz bu süreci nasıl geçiriyorlar? Ve tabii şu anda canlı bir örneğiyle birlikteyiz. Ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok kısa siz tanıyabilir miyiz? Müjde Yoldaş ismim. Bu süreci nasıl geçirdim? Ben çalışıyordum normalde. Mağaza kapandı ve ben de eve kapandım. Hiç çıkmadım. Ama kontrollere gelmek zorundaydım. Doğmada çok kısa bir süre kaldı. Yani korunduğumu düşünüyorum yeteri kadar ama. Evet tabii koronavirüs dünyayı artık bir tedirginlik aldı. Dünya salgını. Ve Türkiye geneline baktığımız zaman da evet biz de dikkat ediyoruz. Peki siz nasıl dikkat ediyorsunuz? Normal insan evet dikkat ediyor ama sizin iki defa dikkat etmeniz evet, gerekiyor. Aynen öyle. Neden yapıyorsunuz? Dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Eve geldiği zaman hani hiç bize dokunmadan işte ellerini yıkıyor. Duş alıyor. Öyle geliyor yanımıza. Sosyal mesafe koruduğumuzu düşünüyorum. Böyle bu şekilde.
yapıyorsunuz? Çünkü dışarıdan beslenmeniz de çok önemli. Evet, ya dışarıdan aldığım her şeyi mutlaka yıkıyorum. Hani ister paketli olsun, meyve veya sebze. Yıkamaya çalışıyorum. Şöyle bir bayan gözüyle baktığınız zaman temizliğinden memnun kaldınız mı? Ben aslında Nurcan'ın için geldim açıkçası. Çok araştırdım. Onu tercih ettiğim için geldim açıkçası ama oğlum daha var. Onun sünnetini burada gerçekleştirmiştik. Memnun kalmıştım. Yine inşallah doğumdan da memnun kalırım. Öyle geçir, düşünüyorum. Yani. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, koronavirüs. Tabii artık gündemimiz, yatıyoruz, kalkıyoruz, sohbetlerimiz, konuşmalarımız hep koronavirüs. Peki vatandaşımız bilinçlendi mi koronavirüsle ilgili? Sizler kendinizi nasıl koruyorsunuz? Efendim öncelikle bizim koruma yöntemimiz devamlı dezenfektasyon ve cebimizde devamlı kolonya ile geziyoruz. Eldivenlerimiz var. Şu an hastanedeyiz diye girişte elimize bir losyon sıktılar. Ondan dolayı şu an eldivenlerimizi çıkarttık ama devamlı yine kolonyamız mevcut yanımızda bu şekilde. Böyle bu şekilde maskemiz yanımızda. Dikkat ediyoruz. Sosyal mesafeye çok fazla dikkat ediyoruz. Hanımım da hamile. Ondan dolayı da fazlasıyla dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Tabii bu şekilde. İki defa dikkat edeceğiz. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem bebek için. Evet. Evham yapıyor işte bu bende biraz da zaten. Evhamlı. Evhamlı bir baba olarak hanımıma da çok dikkat etmeye çalışıyorum. Evet. Tabii peki eşinizin süreci nasıl geçiyor? Hamilelik süreci. Elhamdülillah çok iyi. Beslenme konusunda dikkat ettiğimiz hususlar sebebiyle iyi. Güneş çıktığı zaman evimizde de olsa evimizde kalarak mesafeyi koyarak dışarıya kendimizi güneşle tutmaya çalışıyoruz. Vitaminler konusunda dikkat ediyoruz. Bazı destek hapları doğal yöntemli. Onları kullanıyoruz gibi. Yani. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Şu anda Avrasya Hastanesi'ndesiniz. Eşinizi getirdiğinizi söyledi. Şu anda eşiniz de muayenede. Evet. Şimdi şöyle. Biz birkaç hastaneye gitmedik değil, evet gittik. Sonunda karar kıldık ki Avrasya Hastanesi'nde Nurcan Hanım var. Ben isim de vermekten çekinmiyorum. Kendisi samimi bir insan olduğu devamlı yorumlarda da görüyoruz. Bizim bir Mahmut abimiz var. Ayşe Tanrıkulu, Mahmut Tanrıkulu, ona da selam olsun. Onlar buraya tavsiye ettiler, ondan buraya geldik. Ya biliyoruz ki Avrasya Hastanesi dikkat ediyor. Biz de dikkat edilen yerde dikkat ederek gidiyoruz. Yani memnun kaldınız şu andaki süreç. İnşallah, inşallah memnunuz. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış
51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.